Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Oyun içerisinde çok fazla tilt olduğum için, çok fazla sinirlendiğim için, gına geldiği için artık iki maç kulüp videosu çektim. Kulüp videosu sevmeyen arkadaşlar için burada bilgilendireyim. İki tane kulüp maçı var abi. Muhabbet için gelenler izleyebilir. Güzel iki maç var. Onun dışında sıralı maç izleyecekler olanlar için onlara da şimdiden güle güle diyelim. Oyun içerisinde çok fazla sinirlendim. Çünkü girdiğim çoğu oyunda maçımı trollediler. Fitlediler, main almadılar, kavgalar, küfürler falan çok gereksiz şeyler yaşandı. Sürekli hadi bir maçı kaybetmen dert değil de takımı trollemek, oyunu kaybettirecek şekilde hamleler yapmak, bilerek yapmak bunları sinirimi hoplattı bayağı bir. O yüzden ben de kaçtım kulüpte video çektim. Yani en basit örneği en son oynadığım maçta Moskova oynuyorum. Moskova videosu çekmeye çalışıyorum. Adam Esmeralda oynuyor. Yukarıda 3. dakikada 5 kill verdi. 0-5 gidiyordu 3. dakikada. Sonra isyan etti. Benim ezdiğim lane'e geldi. Adama bayağı bir hasar vuruyorum. Hani üstünlük kurmuşum. Geldi. Benim ADC lane'imdeki farmı önden gitti. 2 tur aldı. Bak gidiyor önden. Benim alacağım ADC lane'imdeki farmı alıyor. Oradaki altın arabalarını falan hepsini 2 tur boyunca alıyor. Beni düşürüyor. Ben kasılmış bir Gusion'un karşısına gitmek zorunda kalıyorum. O 0-5 oynadı diye. Kulesi de gitmiş. Gusion orada beni harcıyor. Sonra bana diyor ki Gusion'u kastırdın diyor. Abi dalga mı geçiyor? Şaka mı yapıyor? Kamera şakası mı? Ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım ya. Sinirlendim en son gına geldi gittim kulüp videosu çektim. O yüzden iki maç kulüp var arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi seyirler. Kalıyorlar, AFK kalıyorlar, maçı satıyorlar, küfür ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ben de buna kızıyorum işte. Adam akıllı bir ceza sistemi gelsin de görelim onları. Yapabiliyorlar mı bir şey? Herkesten çok oynamaya başlarlar. Meydanı boş buluyorlar şu an. Lan niye abi? Maçı niye trollersin ki? Kazanacağımız maçı, herkesin emek verdiği maçı niye niye? Ben anlam veremiyorum ya. Esmeralda gibi bir çarla 3. dakikada 5 kere ölüp laf edip küfür edip altın lane'ine gelip niye farmı alırsın mesela? Bu nerede bir oluşmuş bir zihniyet? Nasıl bir gelişmemiş beyin? Ona bir ulti atsam yakarım onu ha. Bir tane daha. Güzel. Oo, reis. Reis. Çok tiltim arkadaşlar, çok. Çocuk ne güzel araba sürüyor ya, tehlikeli. Dedim kesin çarptı bir yerlere. Aklı gitti, beyninin pekmezini akıttım. Şu kritiği bir kafana. Geliyorum. Geliyorum.
Akairis, Pandaris, Fiski ultileri falan nesin sen böyle be? Nasıl ölmez o ya? Kendine gel. Valla bir yere kadar dostlarım da. Sonra sonumuz bu olur. Bize şimdi oradan bir zırt delme çıkart. Kalan moneylere bir tane şundan alalım. Düz vuruşlardan can alırız. Şimdi arkadaşlar neye tiltim biliyor musunuz? Sıralı girdim. Maç maç saatlerce. Neredeyse atıyorum 10 maç gir desem 8'ini trollediler, 8'ini fitlediler, 8'ini takmadılar, oynamadılar. Artık bunaldım. Ben de kulübe kaçtım. Yani en sonunda bu Esmeralda olayı. Esmeralda olayı ne diyeceksiniz? Esmeralda olayı o işte. Moskova oynuyordum. Şu fight'ta bir yargı dağıtım anlatacağım. Moskova oynuyordum. Adam Esmeralda oynuyor XP lane'de. Dakika 3 civarıydı. 5 kere ölmüştü. Sonra isyan etti ve alt lane'e geldi. Alt lane'e direkt gelse sıkıntı yok. Ama gitti önden benim alacağım, kasılabileceğim farmları aldı. Hem de bunu 2 tur yaptı. Çaresiz bıraktı beni. Yani rakip alabiliyorken her şeyini. Takır takır farmını alabiliyorken karşımdaki. Ben alamadım, geri düştüm. Sonra bir de geri düştüm diye karşındaki adamı eziliyorsun diye laf yaptı. Bana iyice tepem attı. Yani bildiğin dalga geçtiler benimle. Ulan tırtıl sana bir uçan infaz. Olay bu. Ben de en sonunda tak etti canıma dedim. Başlarım sıralısına dedim. Dedim. Erkek. Sonra geldim kulübe. Kulüpte de ağlama seansı. Salvatore abonelerine ağlıyor. Arkadaşlar aşağı yukarı 10.000 kişiyiz. Hepimiz toplansak bunları dövemez miyiz? Bence döveriz. Bunu böyle yapanları döveriz bence. Onom. Lan. Önünde 50 tane engel var. İlla bana geleceksin yani değil mi? Oğlum nereden geldi lan o ses? Böyle öğük diye bir ses geldi, bir hayvan şey gibi. Korktum ya. Nereden geldi o ses? Benden mi geldi? Şunu şöyle mi yaptım acaba? Yo, buradan da gelmedi. Nereden gelmiş o? Buradan gelmiş olabilir. Olabilir. Odada hayvan sesi duydum. Cüceleri ben de severim. Beleş. O cüceğin kafaya vuramadım mı ben yani o Q'ları? Nereye gitti lan oradan? Biz de pandayı keseriz korducuğum. Ya yeter be. Yeter be. Bırak beni be. Tırtıl Faruk geliyorum. Ne oldu aslan parçası? Mermileri kafasına yedi. Keşke azıcık daha uzasa eğlensem ya. İyi gelmişti. Olololololololol. Ah bitti. Bir maç daha oynayalım be. Bir maç daha çıkıslatalım. Zaten hemen buluyor kulüpte. Bakalım ne gelecek bu sefer. Ha, Van Valentina. Van Van'ı sevmiyorum ya. Valentina'yı da oynamadım. Aulis'te oynarız. Bariyer değil de infazla ben oyun falan yaparım. İnfazla güzel olur. Yakında gidip böyle görünmez olup fıçık diye infazı vurdum mu?
Zaten yatıyor aşağı. Öldürme çılgını da var. Can gelir. İyi olur. Bizim takım zaten infaz alev atışı ona dayanmış. İyi iyi güzel. Digi de var. Franco da var. Franco çeker herhalde. Yani kulüpte nimet gibi bir şey Franco gelmesi. 5 kişiden birini çeker bence. Onlara da minister gelmiş. Pavius gelmiş. Minister hiç sevmem. Ama benim için sorun değil. Çünkü uzaktan vuracağım ona. Dırırırt. Koş 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 koş, çok iyi değilim. Bunda haberin iyi olmana gerek yok ki. Boş Q salla, zaten birini tutarsın ya. Balık tutmak gibi bir şey. Bak şimdi nasıl gazlayacağım onu. Bence gazı aldı. Kanki boşu boşa gazlamış olmayayım ona göre ha. Biz boş gaz değerli yani kardeşim. Ne yaptın lan sen? 4 olunca güçleniyor ne ona göre. Güzel. Çocuğa gaz işe yaradı. Lan nasıl ölmezsin? İnfaz mı attı o bana? Ne varmış onda? İnfaz attı büyük ihtimalle. Uçan infaz saldırısı denedim de başarılı olmadı. Geliştirmek lazım. Güzel çektin. Adam ölmüyor la. Başkanım adam ölmüyor. Canı alayım şuradan. Oy, up, lan, lan. Ulan ya, onun Q'sunu yemeseydim güzel olacaktı. Orada tam benlik beleşkiller duruyor. Dızcı Salvatore gelecek şimdi oraya. O beleşkilleri benim olanları alacak. Yat aşağı. Ya işte bizim önümüze böyle geçmiyorlar. Puh. Lan öl artık. Lan. Kardeşim siz kaçma limitinizi doldurmadınız mı ya? Hadi bakayım. Gerçek bir keskin nişancı yerini devamlı olarak değiştirmelidir. Ve iyi bir keskin nişancının atış süresi 1,3 saniyedir. Puh diyoruz. Demeden kilimizi çalıyorlar. He. Hatta en sevmedim ultiyi. Ya bu Franco'ların Q'ları niye böyle bir falso falan alıyor bunlar? Ne oluyor? Aha. Ayak ayak dur. Ayak diyorum. Ayak saldırısı diyecektim. Can can diyecektim. Sonra ortaya karıştı. Cana ayak dedim ya. Aha. Bir tane vur. Bir tane be. Vay arkadaş ya.
Adamın önüne 4 kişi geçti. Ama yakalandık gene ya. Kardeşim B dedektörü gibisin vallahi. Işın kılıcını açmış. Cayır cayır. Şu vahşi savaşçının öfkesini beklesem söverler mi acaba bana? Bence sövmezler ya. Bekleyelim azıcık. Az kaldı bak geleceğim. Çok az kaldı. AFK değilim. Geleceğim. Evet artık iki tane kritik item'ı Leslie'ye diyeceksiniz. O şimdi bir tane tekme yiyecek benden. Oy. Güzel, 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 güzel. Şu Cecilion kafama güdümlü bir tane yollayacak diye korkmaya başladım. Yakarım aslan parçası affetmem affetmem. Kuleye vuracaktım adama vurdum. Niye öyle oldu? Oh! Güzel. Vur 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 vur. Lan 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 lan. Koç 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 koç. Şimdi iyi bir nişancının 1.3 saniyelik hesabını hesaba kattığımızda Allah'ım Allah'ım oğlum oğlum. Baba oynadı yalnız ha. Şimdi bu bana bir tane füskü Q atsa yaşama ihtimalim sıfır bence. Biz neler düşündük, bildim başımıza ne geldi. Franco kardeş 7-5 12 oynuyor ha. Itemlar dışında iyi iyi. İyi hasar güzel. Fantom da bitik şu an vururum bence. Öldün ki. Diğeri nerede? Manyak lazım bize. Ula ula ula. Bir an dedim kesecek herhalde hepimizi. Güzel bitti. Oy. Vallahi arkadaşlar kulüpte çektim iki maç. Kusura bakmayın şimdiden. Yapacak bir şey yok. Çok tilt oldum. Daha fazla devam etseydim büyük ihtimalle ya ağzımı bozardım ya ruhumu bozardım.
O yüzden daha devam etmeyeceğim. Bugünlük de böyle olsun.